Selamlar herkese. Kanalı takip edenler biliyordur ki 128 GB'lık beyaz renkte bir iPhone 14 Pro kullanıyordum ta ki bugüne kadar. iPhone 15 Pro 128'lik gene mavi rengini Troy'dan aldım. Sizinle bu videoda neden bu telefon geçişini yaptım? Bunun sebeplerini konuşacağız. İlk olarak şunu söylemek isterim. Evet dijital kanalı içerik üreticisiyim. Bu sebepten dolayı teknolojiyi en hızlı yakalamak ve bütün iPhone'ları almak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü iPhone 15 Pro çıktı Eylül'de ya da Ekim'de. Hadi diyelim ki Kasım'da tanıtılsın. Şu anda biz Mayıs'tayız. Yani çıkar çıkmaz almadım. Neden? Çünkü birazcık bekledim. Biraz otursun güncellemelerle iPhone 15 Pro kendine gelsin. Ve para hesabı yaptım. Sandığınız gibi işler yürümüyor aslında. Bu kanalda gördüğünüz bütün cihazları bir şekilde kendim alıyorum. Bir sponsorluk üzerine kendi kullandığım telefonlar bir yerden hediye gelmiyor. Farklı bir sponsorluk gönderisi zaten kanalda görürseniz video içerisinde bunu dile getiriyorum. Ancak kendi kullandığım iPhone'ları, kanalda gördüğünüz 14 Plus, 14 Pro ya da şu anki 15 Pro'yu bir şekilde kendimiz aldık iPhone 14 Pro kesinlikle çok güzel bir telefondu. Bütün ihtiyaçlarımı sonuna kadar gören bir telefondu. Ama iPhone 14 Pro'yu alırken de zam gelecek diye almıştım. Ve gerçekten Haziran ayında Worldwide Developer Konferans'ta da zam gelmişti. iPhone 14 ne Pro'yu neden aldım, nasıl zam geldi, ben kaça aldım gibi soruları merak ediyorsanız onunla da ilgili kanalda bir video var. Onu izlemenizi öneririm. Gelelim bu seferki iPhone 15 Pro'yu satın alışıma. Apple'ın web sitesinde zaten fiyatı 70 bin liranın üzerinde. Hatta 75 bin lira. Baktığımız zaman Troy'da 69 bin liraya iPhone 15 Pro satılıyordu. Garanti Bankası'nın bonus kredi kartlarına güzel bir kampanya yapılmıştı. 50 bin lira üzeri Troy alışverişlerinde 4500 liralık bonus veriyordu. Tamam kabul ediyorum. Bu 4500 liralık bonusu gelecek ay kullanacaktık. Ama istediğimiz mağazada bonus üye iş yerlerinde kullanabileceğiz. Yani telefonu 69 bin liraya değil de kabaca 69.000-4500'ü e almışız gibi olacaktı. Bu kampanya benim aklımı çeldikten sonra iPhone 14 Pro'ya baktım ve pil sağlığı %93'e düşmüştü. Yani bu tempo ile gidersem seneye batarya değiştirmem gerekebilirdi. Batarya değişim ücreti de şu anda 3500 lira. Seneye kim bilir kaç lira olacak. 65 bin liraya gelen telefonum bir de 3500 batarya değişim ücreti düşelim 61,5 oldu. Bir 3500 lirada Telefonun garanti süresinin uzatılması olarak düşebilirsek geriye kaldı 58 bin lira. Benim telefonumda yaklaşık 50 ile 55 bin lira arasında bir fiyata gideceğini biliyordum ki 52 bin liraya gitti. 58 bin eksi 52 bin dersek 6000 liraya iPhone 15 Pro almış olduk. Bence değer diye düşünüyorum. Bir de baktığımız zaman 7 Mayıs tarihinde Apple'ın bir iPad etkinliği var. Bu iPad etkinliğinde yeni iPad'ler gelirken iPhone'lara zam gelmesi gündemde olabilir. Ya da geçen sene olduğu gibi Haziran'daki Worldwide Developer Konferans'ta bir zam gelebilir. Telefonu almak için bence yeterli bahanem olduğunu düşünüyorum. Hem de güncel model iPhone kullanmayı seven birisiyim. Kanalda bunlarla ilgili zaten içerikler üretiyorum. Biraz da benim için iPhone'lar altın gibi olabiliyor. Tamam bir yatırım aracı değildir ve bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama altını aldıktan sonra bir kuyumcuya gidip nasıl bozdurabiliyorsanız iPhone'u da bir telefoncuda hızlıca nakite çevirebilirsiniz. Hatta elden satarak daha iyi paralar bile elde edebilirsiniz. Siz iPhone'u kullanırken maalesef ülkemizdeki enflasyon ve daha birçok şey nedeniyle iPhone'un tamam fiyatı artıyor demeyelim ama kullanma payınızı karşılıyor diyebiliriz. Yani cihazınızın eskitme payını artan fiyatı kafa kafaya karşılıyor diyelim. Ya da hesap yaparsanız belki kar bile elde edebilirsiniz. Bir şey diyemem. Peki sizce ben hatalı mı davranmışım? Şu anda iPhone 14 Pro'yu verip iPhone 15 Pro almak mantıklı değil mi bu düzende? bu hesap kitap yapıldığı sürece. Sizin yorumlarınız ne olur ve siz de yakınlarda iPhone'unuzu değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Aşağıda yorum satırında kendi düşüncelerinizi belirtmekten çekinmeyin ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.